hafıza etme konusunda hakkını vererek çalışıp çabalamamız gerekiyor, değil mi? Yani Allah uğrunda hakkını vererek çalışın diyor Allah Celle Celaluhu. Şimdi olaya buradan baktığımızda, o zaman şeye baktığımızda şimdi Cenab-ı Hak Teala ve Tekaddes Hazretleri yani sen nebi diye başlayan o hitabında ey peygamber eşleri siz herhangi bir hanım gibi değilsiniz. İnittekaytunne eğer Allah'a karşı sorumluluğunuzun bilincinde, şuurunda olursanız tabii ki. Allah'a karşı bir sorumluluk bilinci yoksa, şuuru yoksa Allah'a karşı bir saygı duruşu yoksa bu takdirde o önemli değil. Adınızın Müslüman olması da önemli değil. Evet. Efendim Müslüman hanım olmanız da önemli değil. Peygamber eşi olmanız da önemli değil. Burada o oraya çıkıyor. Yani peygamber eşi olmanızın bir anlamı yok demektir burada. Eğer Allah'a saygılıysanız, Allah'a karşı sorumluluk bilinci içerisinde hareket ediyorsanız siz herhangi bir hanım gibi değilsiniz. Tarihte örnekleri var. Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın hanımı. Değil mi? Evet. Hazreti Lut Aleyhisselam'ın hanımı işte. İki kadını olumsuz örnek olarak. İki kadını da değil mi? Rabbimiz iki. Peygamber eşi ama. Birisi Firavun'un hanımını olumlu bir eş olarak veriyor değil mi? Hazreti sorumluluk bilinci ferdi. Ferdi bir sorumluluk bilinci. Dolayısıyla bugüne baktığımız zaman şimdi bir hanım kardeşlerimiz bir kere dünya ekseni, artık dünya köy haline geldi. Dünya ölçeğinde düşünün dünya nüfusunun üçte biri Müslümandır. Evet. Değil mi yaklaşık? Üçte biri Müslümandır. Yani dünya nüfusunun üçte ikisi Müslüman değil. O zaman kadınların nüfusunu da bir sınıflamaya tabi tutacak olursak Müslüman kadınlar, Müslüman olmayan diğer kadınlar gibi değildir. O zaman bizim öteki kadınlardan farkımız olması gerekiyor. Hangi konularda farkımız olması gerekiyor? Bak. Yani bir anne, bir kadın, ya sadece bu işte bu günleri efendim bir çiçekle falan geçiştiremeyiz. Onu anlatmaya çalışıyoruz. Değil mi? Nasıl ki kutlu doğum haftası bizim bütün hayatımızı kuşatması gerekir diyoruz. Bizim annemize, babamıza karşı sorumluluğumuz da böyle bir günle, bir haftayla belli zaman kesitleriyle sınırlı değildir. Evet. Selam hocam, kaldığımız yerden devam edelim de bir vetelemiz var. Tamam. Olmazsa hep beraber veteleyi izleyelim. Sonra devam edelim. İnşallah. Evet. Annelere 365 günden sadece bir günü ayırmak doğru ve yeterli mi sizce? Hayır, yeterli değil. Peki efendim, görüyorum ki annesiniz, Allah yavrunuzu bağışlasın. Annelik nasıl bir duygu? Çok güzel bir duygu, emek isteyen. Çok güzel bir duygu yani. Peki. Ekleyeyim, bu vesileyle önce bütün annelerin Anneler Günü'nü kutluyorum. Anneler Günü'ne senede bir gün ayırmak değil, annelerimizi her gün sık sık, biz annelerimizden uzakta olduğumuz için burada biz, annemiz Samsun'da. Bugün hatta sabahleyin bahsi geçmişti. Çok özlüyoruz. Bir gün değil, her gün hemen arayıp onların gönlünü almalıyız. Dediğiniz gibi cennet annelerin ayağı altındadır. Onların bir dediğini iki etmemeliyiz. Hiçbir zaman üzmemeliyiz. Niye İslam dini o kadar önem veriyorum? Çünkü annelerin anne hakkı hiç ödenmeyeceği için. Tabii ki ök bile demeyi yasaklayamıyor. O yüzden biz annelerimize, büyüklerimize, önce annelerimize sonra büyüklerimize saygıyı eksik etmemeliyiz ki diğer dini vecibelerimizi rahatlıkla, vicdanımız rahat olarak yerine getirebilirim. Anneler gününü kutlamak isteriz. Evet. Çok özlediğimizi ve çok öptüğümüzü söylemek isteriz. Peki efendim, hayırlı günler diliyorum. Hayırlı günler, teşekkür ederiz. Önce yeterli değil tabii. Peki efendim. Evet. Çünkü anneler bizim en büyük varlıklarımız. En büyük saygı duyacağımız kişilerdir. Onun için bir gün bence kifayet etmez yani. Peki efendim. Dinimiz İslam, Peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam cennet anaların ayağı altındadır. Hadis-i şerifte bize ne anlamamız gerekir? Tabii ne kadar mukaddes olduğunu, annelerin ne kadar mukaddes olduğunu bu kelimeler ifade ediyor zaten. Başka bir şey de söylemeye gerek yok yani. Peki günümüzde annelerimiz gereken özeni ve önemi verdiğimize inanıyor musunuz? Ben şahsen inanmıyorum. Anne hakkına yeterince riayet ediliyor mu? Belirsiz yani, o herkes riayet etmiyor yani. Evet. Ben öyle tahmin ediyorum bence yani. Hadis-i şerife ilgili ne düşündürüyor sizi?
Çok güzel anlamları var peygamberimizin hadisleri. Yani aklını verip de okuyan insanları ben tebrik ediyorum. Çünkü anneler bir gün anne sayılmaz. Annelerin ayakları cennetin altındadır. Evet. Etmiyorlar. Maalesef etmiyorlar. İlla da gençliğimiz çok kötü yönlere yönelmişler. Allah iyi yapsın. Annelerimizi de başımızdan eksik etmesin. Annem benim başımın tacı. Annemi çok seviyorum. Allah'ım herkesin annesini bağışlasın, benimkini de. Yani şöyle söyleyeyim, emek veriyor annemiz, bize 9 ay karnında taşıyor. Tabii bir güne sığdıramayız ama nasıl söyleyeyim, yani peygamberimiz bile artık söyledi bunu, bize bir hediye, annemiz bize hediyemizdir. Evet. O şekilde davranmanız gerekiyor diye düşünüyorum. Peki efendim, günümüzde evlatlar veya insanlar anne hakkına yeterince riayet ediyor mu? Yani ne kadar iyi davranıyoruz, edecek desek de bir yerlerde muhakkak eksiklik yapıyoruzdur. Yani yeterli değildir diye düşünüyorum. Peki efendim, saçma geliyor. Ya bizim kültürümüzde böyle bir şey yok. Evet. Yani neden annemizi her gün hatırlamıyoruz da sadece 12 Mayıs'ta hatırlıyoruz? Evet. Yani sadece o değil, yani diğer günlerde mesela babalar günü oluyor, diğer, bana göre yani dış ülkelerin alışveriş canlılığı açısından uyarlanan bunlar Bizans oyunları, başka bir şey değil. Yani ben annemi her gün hatırlamak istiyorum. Neden 12 Mayıs'a siz söyleyin, yani bir güne mahkum kalıyor yani. Peki peygamberimiz aleyhissalatu vesselam cennet annelerinin ayağı altındadır buyuruyor. Bu hadis-i şeriften anlamamız gereken nedir? Bu hadis-i şerif çok açık. Her şeyi anlatıyor zaten. Evet. Yani bir annenin gönlünü almak, bir anneyi kırmamak. Yani şu kadarını söyleyeyim, anne bizim kültürümüzde, özellik İslam kültüründe çok önemli bir yere sahiptir. Evet. Yani her şey önünüze gelir. Yani şunu demeye çalışıyor: annenize karşı herhangi bir kötü huyda bulunmayın. Cennet annelerin ayaklarının altındadır. Annenin size kefil olduğu sürece o cennete girersiniz. İnşallah. Ben bunu anlıyorum. Evet, evet. Yani eskisi kadar rivayet edildiği görülmüyor pek. Yani biraz insanlarımız, nesil değişiyor biraz. Daha değişik. Buna medyaya olsun, bazı geniş çevreler olsun, eskisi kadar saygılı değiliz aslında biz. Ha, bunu sadece başkaları için söylemiyorum, ha, kendim için de aynıyım yani. Yani eskiden bir saygı anneye karşı nasıldı, şimdi nasıl? Peki kameralarımız aracılığıyla annenize ya da annelerine neler söylemişlersiniz? Annemi çok seviyorum. Bütün annelerin gününü kutluyorum buradan. Biz teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Hayırlı sağ olun. Teşekkür ederim. Doğru. Tabii yetmiyor ama ne yazısın? Yetmez. Evet efendim. Yetmiyor. 365'i de anneler günü olmalı diyorsunuz. Evet. Peki tabii efendim. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam cennet anaların ayağı altındadır, evet, diyor. Bu konuyla ilgili neler düşünüyorsunuz? Neler söylüyorsunuz? Vallahi ne diyeyim ben sana, cennet tabi ananın babanın ayağının altındadır. Ondan sonra buna anaya şey yapacaksan, hürmetli şey yapacaksan cennete gidersin. Eyvallah. Heh. Peki efendim, günümüzde insanların ana hakkında gerektiği kadar riayet ediyor mu? Etmiyor ama. Etmiyorlar. Peki efendim, 2 Mayıs Dünya Anneler Günü, evet, yurdumuzda, ülkemizde de kutlanıyor. Evet. Ancak 365 günden sadece bir gününü annelere ayırmak sizce doğru ve yeterli mi? Doğrudur. Yeterli mi bu? Yani bir günü ayırmak? Bence yeterlidir de, yani daha fazlasını yapabilmek herkes için de, annesine karşı da daha güzel olabilir yani. Peki peygamberimiz cennet anaların ayağı altındadır hadisi şerifiyle bize neyi öğretmeyi kastediyor? Bize neyi öğretmeyi kastediyor? Yani bizi sonuçta dünyaya getiren ya Allah'tır da, annemiz sonuçta bizi doğuruyor. 9 ay bizi o kadar sabahlarla yetiştiriyor, bu yaşımıza kadar getiriyor yani. Ona saygı, sevgi, en büyük şefkati göstermemiz lazım. Anneme beni bu dünyaya getirdiği için çok teşekkür ediyorum. Annemi de çok seviyorum. Anneler gününü de kutluyorum. Peki. Ya şimdi anneler, yani bizi dünyaya getiren insanlar tabii ki çok değerliler. Hani bir gün değil de keşke her gün anneler günü olsa. Annelerimizin değerini tabii kaybedince anlıyoruz. Ya ne bileyim, hani yine de anneler günü olarak hatırlanması, insanların annelerini hatırlaması, bugün anneler günü diye, gerçekten güzel bir şey. Tüm kimsenin, inşallah Allah başına annesizlik vermez. İşte ya şöyle diyeyim, Peygamber Efendimizin bir hadisini daha hatırlatmak istiyorum. Evet. Anne ve babaya öf bile denilmez demek istiyor. Onunla zaten ne demek istediği anlaşılıyor. Evet. Çok çok, yani ne bileyim, hani çok değerli anneler yani.
Ben mesela örnek veriyorum. Eve gittiğim zaman annem olmayınca hani çok duygulanıyorum. Şu an bir eksik tarafım oluyor yani, ne bileyim. Çok seviyorum anneciğim. İyi ki varsın. Biz teşekkür ederiz. Ben kolay gelsin. Evet muhterem hocam. Veteleyi izledik. Evet. Bir söyle bin ah işit. Doğru. Bazısı annesiyle, bazısı şeyle. Evet. Anne hakkı, hak hakkı diyorlar. Evet. Evet. Evet öyleymiş. Hocam kaldığımız yerden devam edelim. Evet efendim. Karşılıklı hak ve hukuklar ihlal edilirse problemler çoğalır. Yani Efendimiz aleyhissalatu vesselam biliyorsunuz Cenab-ı Hak diyor ya, anneniz babanız ya da her ikisi yanınızda ihtiyarlarsa, evet, ihtiyarlamayı bırak, daha küçücük çocukken annesini kaybetmiş, daha dünyaya gelmeden babasını kaybetmiş Efendimiz, evet, aleyhissalatu vesselam, malum. Karşılıklı hak ve hukuk çok önemlidir. Sorumluluklar çok önemlidir. Genelde hiçbir kardeşimiz anne baba hukukuyla ilgili olarak kötü bir şey söylemez, olumsuz bir şey söylemez, değil mi? Çünkü bizim öğretimiz böyledir hep. Yani anne babalar bunu telkin eder. Kürsülerden biz, mihraplardan, minberlerden hep bunu anlatırız. Toplumsal nizamın, düzenin oluşturulması konusunda da bu çok önemlidir. Yani aile içerisinde eğer anne baba ile başlayan bu hiyerarşik yapılanma, karşılıklı saygı, sevgi bütün topluma, toplum satına yayılmazsa hem aile, hem ailevi hem toplumsal sıkıntılar, anarşi, terör ortaya çıkar. Terörü ille de dağ başında aramak gerekmez. Evet. Onun için burada tabii anne babaya saygı çok önemlidir ama anne baba da kendi sorumluluğunu yerine getirmesi gerekir. Bu anlamda bu ayet-i kerime aslında hanım kardeşlerimize bir kadın olarak ve bir anne olarak hangi sorumluluklar yüklüyor diye sorduğumuzda birkaç başlıklar halinde, efendim Kur'an-ı Kerim'de biliyoruz ki Nisa suresi kadınlar suresi demektir adı üstünde, değil mi? Nur suresi kadınlarla ilgili birçok ahkamı içerir. Ahzab suresi hakeza aynı şekilde. Yani öncelikli olarak ayeti kerimede de gelecek. Öncelikli olarak hanım kardeşlerimiz Kur'an-ı Kerim'de yaradan, bizi yoktan var eden, bizi yaşatan, bize şekil veren, bizi nimetleriyle donatan Allah'ımızın bize yüklemiş olduğu sorumluluğun sınırlarını belirleme anlamında Kur'an'la muhakkak daima iç içe olmaları gerekiyor. Kur'an'la haşir neşir olmaları gerekiyor. Yani Kur'an-ı Kerim'deki dediğimiz gibi bu belli surelerin dışında diğer birçok surede de kadınlarla ilgili uyarılar var. Genel olarak erkek ve kadınlarla ilgili uyarılar var. Bu ayet-i kerime sadece bunlardan bir tanesi. Evet. Şimdi tekrar toplayacak olursak birinci olarak hitap nedir? Ey peygamber eşleri. Peygamber eşlerinin şahsında biz ümmetin kadınlarına da hitaptır bu. O zaman buyur ya Rabbi dememiz gerekiyor. Buyur. Nedir? Birincisi, siz herhangi bir kadın gibi, hanım gibi değilsiniz. O zaman ağırlığımızı, efendim Allah katındaki değerimizin ne kadar önemli olduğunu önce idrak edelim. Bu şuurla hareket edelim. Evet. Devam ediyor Cenab-ı Hak. فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذ۪ي ف۪ي قَلْبِه۪ مَرَضٌ O halde İşveli bir eda ile konuşmayın ki sonra kalplerinde hastalık bulunanlar yersiz bir arzuya kapılırlar. Yani bakın, bir kadının toplum içerisinde evinde mahrem olan kendi mahremleriyle diyelim beraber olması halindeki bir şeyi bir tarafa, ama bu toplum içerisinde bir kadının konuşmasının dahi ölçüsünü belirliyor Cenab-ı Hak Teala ve Tekaddes Hazretleri, değil mi? Yani kadını toplumdan tecrid etmiyor dini mübin. Evet. Evet. Yani kadın da toplumun bir parçasıdır ama bakın konuşmasıyla ilgili olarak bir ölçü veriyor. Yani karşınızdaki insanın gönlünde, içinde, kalbinde, zihninde bir hastalık olabilir. Toplumda hastalıklar sadece baş ağrısı, mide ağrısı değil, değil mi? Dolayısıyla bu tür manevi bir hastalığa düçar olmuş birisi olabilir. O halde çok
duruşunuz, onurlu bir duruş içerisinde ve konuşmanıza dikkat ederek, buna dikkat ederek insanlar arası ilişkinizi belirleyin. Ha, konuşurken de konuşacaksınız tabii ki. وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا değil mi? Yani konuşurken ciddi, güzel, düzgün konuşun. Ağır oturak olun. Konuşmanızda bile ağır oturak olun. Evet. Yani toparlayacak olursak bakın sıra sıra gidelim. Yani her bir hanım kardeşimiz bu uyarıları alt alta çok iyi bir şekilde anlaması gerekiyor. Biz herhangi bir hanım gibi değiliz. Müslüman hanımlar olarak diyecek hanım kardeşimiz. Demek ki bizim Allah'a karşı bir sorumluluğumuz var. Bu sorumluluğun gereğini yerine getirmemiz gerekiyor. Konuşmamıza dikkat edeceğiz. Sonra وَقَرْنَ ف۪ي بُيُوتِكُنَّ evlerinizde vakar ve haşmetinizle oturun. Evet. Yani evde oturun derken şeyde oturmaktan söz etmiyor. Yani evdeki sorumluluğunuz, evdeki göreviniz neyse o görevinizi asla ihmal etmeyin demektir. Evde oturmak demek bizim şu an oturduğumuz gibi bir oturmak anlamına gelmiyor. Yani evde size verilen görev neyse ki nedir o? İşte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu çok güzel ifade etmiş. Bir kadın efendim evinin bekçisi olur, evinin muhafızı olur. Nedir o? İşte ev kocasının sorumluluğunda olan o evin muhafazası konusunda üzerine düşeni yapar. Çocuklarına mürebbilik, annelik ve mürebbilik görevini hakkıyla yerine getirir. Efendim, Efendimizin tavsiyeleri içerisinde namazını, 5 vakit namazını kılar. Kocasının Allah'a isyan içermeyen taleplerinde bir aykırılık ortaya koyması, bir efendim serkeşlik yapmaz ise cennetin hangi kapısından isterse girer buyuruyor. Ha, orada kadına bu ayeti kerimeyle Cenab-ı Hak Teala ve Tekaddes Hazretleri asli görevini hatırlatıyor. Evlerinizde vakar ve haşmetinizle oturun. Efendim ve devam. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْعُولَى dışarı çıktığınız zaman da cahiliye dönemi kadınlarının yaptığı gibi açılıp saçılarak bunu bir meal tefsirimiz çok güzel ifade etmiş. Dişiliğinizi öne çıkararak bir davranış içerisinde olmayın. Dişiliğinizi öne çıkarmayın olarak anlıyorum. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْعُولَى ilk dönem cahiliye kadınları gibi ki düşünün Kabe'yi tavaf ederken bile çıplak tavaf ediyorlardı. Düşünün. Yani siz hesap edin onu bir ibadet olarak yapıyorlardı bir de üstelik. Diğer yaşantılarında kim bilir nasıldı değil mi? Dolayısıyla kadının dışarıda da kıyafetiyle ilgili olarak kendi kişiliğinden ziyade dişiliğini öne çıkaracak bir duruş içerisinde olmaması konusunda Cenab-ı Hak Teala ve Tekaddes Hazretleri uyarıda bulunuyor. Bütün bunların annelikle ilgisi nedir diyebiliriz. Şimdi biraz önce hanım kardeşimiz konuşuyor, anne konuşuyor, baba konuşuyor, evlat da izliyor. Evet. Bakın evladın biz zannediyoruz ki o konuşulanları pek anlamıyor, umursamıyor. Hayır. Bütün bunlar bakın görüntüden efendim kaş çatmaya kadar çocukların karakteri üzerinde anne baba. Asıl temel hak sahibi ve sorumluluk sahibi olan kişiler anne ve babalardır. Dolayısıyla dışarıdaki Cenab-ı Hakk'ın Müslüman kadınlara Hazreti Peygamber'in eşinin şahsına Müslüman kadınlara yapmış olduğu bu ikazlar aynı şekilde annelik formatının da çerçevesidir. O nedenle devam ediyor Cenab-ı Hak Teala ve Tekaddes Hazretleri ve akimne salat. Aslında bütün bu bahisleri bakın bu başlıkları teker teker açmamız gerekiyor. Yani hadislerle vaktimiz el vermediği için açamıyoruz. Ve akimne salate namazınızı hakkını vererek kılın. O zaman bir evlat annesini hiç namaz kılarken görmemişse annelik hukukunu yerine getirmiyor demektir. Değil mi? Yani anne hakkı dedik işte efendim annemize hürmet ettik. Evet Kutlu Doğum Haftası'nda hadis kartelemizde bir hadis vardı hatırlarsak değil mi? Müslüman olsun kafir olsun muhakkak şuna dikkat edeceksin.
Annen kafir bile olsa ona iyilik edeceksin. Baban kafir bile olsa ona iyilik edeceksin. Bizim inancımız bunu gerektiriyor. Ama konu oradan öte, biz bir Müslüman toplum inşasında annenin rolünün ne olması gerektiğini bir hedef olarak önümüze koyuyoruz. Bakın, yüce dinimiz bir Yahudi, bir Hristiyan kadınla evlenmeyi bir erkek için caiz görüyor ama tersini görmüyor. Yani bir Müslüman kadın bir Yahudi, bir Hristiyan erkekle evlenemez diyor. Niye? Çünkü çocuğun eğitiminde annenin rolü çok önemlidir. Baba otoritesiyle eğer annesinin bu rolünü, eğer ki bütün toplumlarda, sadece bizim toplumumuzda değil, dünyanın bütün toplumlarında, en ilkel toplumlarda bile ailede söz sahibi erkektir. Dolayısıyla yeni yetişen nesillerin kimliğini belirlemede de ana belirleyici babadır. Eğer annenin fonksiyonunu, annenin rolünü devre dışı bırakacak bir uygulama içerisinde olacaksa, ki bir Yahudi, bir Hristiyan baba bunu yapar, değil mi? Onun içindir ki din-i mübin annenin bu rolünü önemseyerek aile içerisinde din-i mübini İslam'ın hayatın dışına itilmesini önleme adına Müslüman bir kadının gayrimüslim bir erkekle, Yahudi ya da Hristiyan bir erkekle evlenmesine izin vermiyor. Tersine izin veriyor. Dolayısıyla bu uyarılarda bizim hedefimiz, bizim hedef konumuz nedir? Bir Müslüman anne, anne formatını kazanacaksa, elde edecekse bu uyarılara dikkat etmesi gerekiyor. Namazınızı hakkını vererek kılın. Devam ediyor Cenab-ı Hak. وَاَتِينَ الزَّكَاةَ Ve zekatınızı iştenlikle, efendim, iyi hesap ederek verin. وَاَطِعْنَ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ Allah'a ve Resulüne itaat edin. Allah ve Resulünün emir ve yasakları neyi gerektiriyorsa o şekilde bunlara itaat edin. اِنَّمَا يُرِيدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّيْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا Emin olun, Allah sizden maddi manevi her tür kiri gidermek istiyor. Ey ev halkı, bu peygamber eşlerine ise Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselamın mübarek hane-i saadetleri kastediliyor. Ama biz hep söylediğimiz gibi o hane-i saadettir. Efendimizin şahsında, Efendimizin hanesinin şahsında, bizim evimizdeki, evimizin içerisindeki maddi manevi kirleri temizleme anlamında öncelikli olarak hanım kardeşlerimiz, buradan şu sonucu çıkarmayalım sakın. Bütün sorumluluk kadınlara yüklendi, erkekler bir tarafa ayrıldı. Erkeklere hiçbir sorumluluk yok. Hayır, öyle değil. Ya bu ayeti kerime peygamber eşlerinin şahsında Müslüman kadınların, kıyametin kopuşuna kadar ki Müslüman kimliğini taşıyan kadınların evin içerisinde konuşmasından tutun da giyimine, kuşamına kadar, namazına, zekatına kadar Allah karşısında bilinçli bir kişilik inşasına kadar nasıl olması gerektiğini ifade eden ayeti kerimedir. Muhterem hocam, vakitte epeyce ilerlet. Ama bir soruyu sizlerle paylaşmak istiyorum. Kadın için en büyük şeref anneliktir, anne olmaktır. Ama günümüz dünyasında annelik vasfı gerçek rolünü kaybediyor gibi görünüyor. Yani insanın asli vazifesi anneliktir. Diğerleri anneliğe hizmet eden etkenlerdir diyebiliriz. Tamamdır. Bunun için hocam neler söyleyeceksiniz? Kadının annelik dışındaki bütün meşguliyetleri ne diyelim, onun tali işler, görevleridir. Hepsi anneliğe hizmet eder diyelim. Hepsi anneliğe hizmet etmesi gerekir. Evet. Eğer annelik fonksiyonunu bertaraf edecek, annelik özelliğini ondan alacak, annelik görevini ihmal edecek bir konuma düşürecek ise diğer bütün görevler aslında gözden geçirilmesi gerekiyor bir kere. Yani bir kadının en temel görevi annelik görevidir. Çünkü anne sadece bir çocuğu dünyaya getirmiyor. Bütün anneleri dikkate aldığımızda toplumun inşasında, toplumun olumlu ya da olumsuz bütün özelliklerini dikkate aldığımızda, göz önüne getirdiğimizde
annelikteki güzellikten ya da annelikteki ihmalkarlıktan mütevellit toplumda sıkıntıların olduğunu dile getirebiliriz, ifade edebiliriz. Dolayısıyla bizim çok temel olarak merkeze koymamız gereken kadınla ilgili en temel görevinin annelik olduğunu asla göz ardı etmememiz gerekiyor. Bu anlamda da bir kadın için çalışıyor musun diye sormaktan daha abes bir soru olamaz, değil mi? Yani anneliğin, kaldı ki bir de anneliğin mektebi de yok, okulu da yok. Yani siz çok süper okullar açabilirsiniz. Çok bilimsel araştırmalarla yeni yeni efendim bilim dallarında okullar inşa edebilirsiniz. Bilim adamları yetiştirebilirsiniz ama anneliğin bir tek okulu var. İyi annelerin elinde anne olmaktır. Evet. Değil mi? Yani eğer çok iyi bir anne ise ne derler? Allah rahmet eylesin. Bu filancanın kızıdır derler. Değil mi? Evet. Dolayısıyla o anne de iyi bir evlat yetiştiriyorsa onun da en büyük eseri, en büyük eseri kitap yazması gerekmiyor. Ya yani onun için biz annesi babası ölen bir kişiye diyoruz ki Allah seni annenin babanın sadakayı cariyesi eylesin diyoruz. Evet. Değil mi? Ne demek o? Yani seni hakikaten iyi bir insan olarak yetiştirmişse zaten sen de ölene kadar annenin babanın defterini açık tutuyorsun. Öyle bir eser bırakıyor ki annen baban senin gibi bir eser bırakıyor. Yani biz habire kitap yazalım derken eğer kendi evladımızı ihmal ediyorsak, efendim dışarıda bir şeyleri düzene sokalım derken kendi evimizin içerisinde evladımızı ihmal ediyorsak, bu takdirde asli görevimizi ihmal ediyoruz demektir ki bu çok önemlidir. Onun için zannediyorum vaktin sonuna geliyorum. Evet. Muhammed İkbal'in Müslüman hanımlara bir hitabı var. Bakın çok Pakistan'ın Mehmet Akif'i diyoruz biz, evet, malum. Muhammed İkbal'e diyor ki, ey Müslüman hanım, senin temiz yaratılışın bize hakkın bir rahmetidir. Dinin kuvveti milletin temelidir. Kendi toplumuna hitap ediyorum ama İslam camiasına hitaptır bu aslında. Çocuğumuz sütten kesilir kesilmez ona evvela la ilahe illallah'ı sen öğrettin. Annenin sorumluluğu. Ya senin yaratılışının ulvi cazibeleri var. Akilane hareket et, akıllıca hareket et. Hazreti Fatıma Müslüman kadın için bir örnektir. Başka yerde örneğini arama. Ondan gözünü ayırma. Ta ki senin dalında bir Hüseyin meyvesi versin, Gülistan'a eski mevsimi getirsin diyor. Değil mi? Evet. Şimdi bakın, anneye saygı ile ilgili olarak Efendimizin bir uygulaması olarak da bu örnekle bitireyim. Yani Efendimiz aleyhissalatu vesselam Amine annemizin ciğerparesi, değil mi, evladı, bizim gönüllerimizin sultanı. Efendimiz aleyhissalatu vesselam küçük yaşta annesiyle beraber babasının kabrini ziyaret ederken işte annesini kaybediyor malum. Evet. Ebva denen köyde. Orada bir hanımefendi onu alıyor bakın. Ümmü Eymen isimli bir hanımefendi alıyor, götürüyor, dedesine teslim ediyor. Efendimiz aleyhissalatu vesselam o güzel davranışı, o vefakarlığı, o annelik, anne olmak sadece insanın kendi evladına, bir hanımın kendi evladına hizmet etmesi anlamına da gelmiyor. Annelik başka bir şey. Bununla ilgili affedersin hayvanlardan bile Efendimiz örnekler veriyor. Anneliğin ne kadar hassas, ne kadar güzel bir duygu olduğunu anlatma anlamında. Efendimiz hayatı boyunca Ümmü Eymen'i annesini ziyaret eder gibi ziyaret etmiş. Bakın, evet, o vefayı Efendimizin vefatından sonra Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer Efendilerimiz de devam ettirmiş. Hatta bir seferinde ziyaret etmişler. Başlamış ağlamaya Ümmü Eymen. Zannetmişler ki Efendimiz'i hatırladı da ondan dolayı ağlıyor. O da demiş ki Efendimizin yeri bellidir şu an. Ben Allah'ın vahyinin kesilmesine ağlıyorum demiş. Orada da bizim bu güzelliklerimizin kaynağı olan Kur'an-ı Hakim'le bağımızın koparılmaması gerektiğine işaret vardır. O okuduğum ayet-i kerimenin peşinden gelen ayetle ben noktalıyım. Kadınlara hitapta dikkat edin. Ne diyor Cenab-ı Hak? وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى ف۪ي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللّٰهِ وَالْحِكْمَةِ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ لَط۪يفًا خَب۪يرًا
Ey peygamber eşleri, evlerinizde okunan Allah'ın ayetlerini ve hikmeti hatırlayın. Eğer evlerde hanım kardeşlerimiz Kur'an-ı Hakim'le eğer irtibat halinde olamıyor, televizyonlardaki diziler onları daha fazla ilgi evet. ilgilendiriyorsa, annelik sorumluluklarını yerine getirmiyorlar demektir. Hem çocuklarımız üzerinde, hem ailenin nizamın intizamı üzerinde, hem karı koca ilişkilerinde, ebeveyn evlat ilişkilerinde biz Allah'ın ayetlerini ve hikmeti, yani Resul-i Ekrem Efendimizin hane-i saadetlerini daima bir model olarak karşımızda duruyormuş gibi bulundurmamız gerekiyor. Evet. Ki ailemize huzur ve sükun gelsin. Annelerimizin kalitesi, annelerimizin değeri, annelerimizin kıymeti hem Allah katında hem de evlatların nezdinde kat kat yükselsin. Cenab-ı Hak öyle bir anlayışı bütün her birerimize, sadece annelerimize değil, aile sorumluluğu kendilerinde, uhdelerinde olan babalara, kocalara da, evlatlara da nasip eylesin. Bu sorumluluk bilinci içerisinde yaşamayı cümlemize Cenab-ı Hak nasip eylesin. Ben sözümü noktalarken bütün anneleri saygıyla selamlıyorum öncelikli olarak. Annelik başka bir şereftir, başka bir payedir. Bu payenin, bu şerefin hakkını vermeyi nasip etsin diyorum. Ve izleyicilerimin cumasını, cumalarını tebrik ediyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Evet hocam, biz de katıldığınızdan dolayı teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun, çok sağ olun. Evet kıymetli izleyiciler, bugün de konuğumuz muhterem hocamız Rize İl Müftüsü Yusuf Doğan'dı. Hocamızla cennete insan yetiştiren annelerimizden bahsettik. Annelerimiz bizler için bir değerdir. Annelerimiz bütün sevgilerin kaynağıdır. Onun için şair şöyle güzel bir şey söyler. En güzel yüz annemin yüzüdür. En güzel söz annemin sözüdür. Öyleyse annenin yüzüne bakarak cenneti kazanmak, annenin sözüne bakarak da yine cenneti kazanmak dileğiyle cumanız mübarek olsun. Allah'a emanet olun efendim. Kur'an eksenli hayat, hayatımıza ışık tutmaya devam.